Evet, çok sevgili Doris severler. Bakın, burada bir arkadaş var. Size daha önce bunu biraz tanıtmıştım belki ama şimdi tam tanıtalım. Bu 185 watt bir güneş paneli, monokristalin. Yani şu her bir hücre ayrı oluyor. Gölgede polikristal denen öbür modelden daha etkili oluyor. Burada bir gördüğünüz gibi tekerlek var. Direkt buna yatıyor. Normalde böyle değil bu tekne. Aynı şekilde de bu da backstay deniyor. Kıç istiralya. Bu da direği öne yatmasını engelliyor. Şimdi bu parça güneş panelini mutlaka bir yere koymak lazım. Gördüğünüz gibi gayet büyük yani. Bayağı büyük bir şey. Bir küsür metre boyu var. Bunu teknede koyacak yer yok. Yani bazıları bunu işte tenteye koyarlar. Fakat bizde pek öyle bir tente ve öyle bir alan yok. Böyle bir alan olmadığı için buna ben roll bar yaptım. Roll bar bu. Ne işe yarıyor derseniz güneş panelini tutma dışında bir sürü işe yarıyor. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz 25 milim çapında 316L krom boru. Bunun bir boyu 6 metre oluyor. 6 metre bir boyu aldıktan sonra işte ne kadar çıkarsa o kadar kullanıyorsunuz. Bunları ya krom elektrotla ya da adam akıllı argon kaynakla kaynatmak gerekiyor. Ben bunu kromcuda kaynattırdım. Bu plakayı da kestirip derledikten sonra şu şekilde bir form oluşturdum. Ölçülerini almıştım. O zaman çalışmıştı. Evet, bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık kaynatmaya ve yerini hazırlamaya başlıyorum. Ölçüleri tahmin ettiğim gibi tuttu. Biraz dışa açılıyor otomatikman, yani teknenin yapısı gereği. Bu da orijinal yerine de kaynakladım teknenin. Ve güneş panelini de en sonunda oturttum artık. Hemen hemen hazır bir hale geldi. Son bir boru daha ekleyeceğim sonrasında. Daha sağlam olsun diye. Bu arada bütün boruların içerisinden kablolaması geçiyor. Tekneye giriyor. Evet, bak bu kablolamayı buradan görebilirsiniz. Örneğin can simidi olsun, kıç navigasyon lambası olsun, matafora özelliği olsun. Buradan çeşitli yük alabiliriz yani denizden. Mesela kıçtan takma motorları ben bunlarla kaldırıp indiriyorum bottan. Kıçtan takma botun motorunu hızlı gideceğimiz zaman bottan almamız gerekiyor. Makara. Gördüğünüz gibi makara kıç koltuk halatlarını almaya yarıyor. Kıç halatlarını. Bu şekilde birçok faydası var bunun. Yani bu olmazsa olmaz. Bizim için en önemli parçalardan bir tanesi. Bunu da gövdeye monte ettik. Peki nasıl yaptık? Bir de arkadan bakalım. Nasıl yaptığımızı anlatalım. Evet, şimdi arka taraftan da şöyle bakalım. Borulara. Gördüğünüz gibi birçok bağlantı ve birçok şey var. İşte zincirler, kıçtan takma motorlar çalınmasın falan diye mesela. Şimdi bu parça gene 25 milim boru. 25 milim. Bunlar 6 metre satılıyor bir boyu. 25 milim krom nikel. 316 kalite paslanmaz boru. Bunu alıyorsunuz sanayide, ya benim gibi uygun elektrot kaynağı yaptırıyorsunuz ya da doğru düzgün tiş kaynağı yaptırıyorsunuz. Şu. Bu bir parça. Bu parçaya fotoğraflarda gördüğünüz gibi ben boruyu ekledim. Yani kaynattırdım sanayide. Şunlar da satılıyor. Şunları da ekledim. Ölçe biçe burada kendim kese kese buralarını kaynaklaya parçayı yaptık. Sonradan da güneş panelini üzerine oturttum. Güneş panelinden tabi navigasyon lambalarını şu şekilde elektriğini çektik. Burada da bir aydınlatma var. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Bu güneş panelinin ve diğer elemanların elektroniği buradan gidiyor. Buradan geçiyor. Buradan teknenin gövdesine alttan da
akülerin oraya kadar gidiyor. İçeriği sonra göstereceğim. Benim için en önemli olan da gerçekten şu şekilde makara sistemli matafora. Bu ikili makara torku arttırıyor. Yükü bölüyor. Bir çekmede yarım gidiyor. Fakat iki kat yük kaldırabiliyorsunuz. Yani 25 kiloyu 12,5 kiloya indiriyor. Bir tur daha döndürürsen işte 12,5 işte 6,75 neyse öyle öyle. Yükü azaltıyorsunuz ama daha çok çekiyorsunuz. İnsan kendini de öyle çekiyor dağcılarda mesela. Şimdi bununla ilgili anlatacağımız ne var? Bu güneş paneli çok önemli. Burada değerleri var güneş panelinin. Bu bütün gün boyunca bize elektrik üretiyor. Maksimum saatte ben 17 amper kadar bundan elektrik alabildim. Bir saatte 17 amper. Zaten motorun çalışmasında da saatte 16 amper kazanıyoruz. Yani motor sürekli çalışıyor gibi oluyor. Ve gerçekten teknenin bütün elektriğini karşılıyor. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Bakın güneş panelinin beyni burada. Bu sigortası, bu da beyni. Burada değerleri yazıyor. Şu an 11.9 volt akü. Akşam güneş artık bitmiş. 0.1 amper şarj var. Ve 24 saat şarj modunda. Şu an hemen hemen en düşük modunda. Gündüz orada 17'ye kadar yazıyor. Bu da solar panelin en basit bağlantı şekli. Gördüğünüz gibi bu polikristal bir panel. Bizimki monokristaldi. Gölgede daha başarılı. Bunun iki tane artı eksisi var. Beyine bağlanıyor. Bağlandıktan sonra beyinden aküye iki tane çıkış oluyor. Bunları jel aküye bağladım ben. Zaten şarj geldiği zaman benim bot şalterim şarjı hissedip iki aküyü birden açıyor. Ve şarj başladığı zaman, kullanım başladığında da aküleri ayırıyor. O da özel bir alet. Bu load'u kullanmıyoruz. Bu basit ufak şeyleri kullanmak için. Bizim maksadımız sadece aküyü şarj etmek. Bu da buradan akülere bağlı. Jel aküye bağlı benimki. Zaten bu otomatik bot şalterde bunları birleştiriyor şarj arttığı zaman. Şarj düştüğü zaman motor aküsü motoru her zaman bassın diye ayırıyor.